Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golva.com'un ve Kayseri Özel Hüme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili arkadaşlar, 30 Kasım'ın ikinci videosuyla karşınızdayım. İlk videoyu sabah 8.30'da izlediniz ama asıl bence bomba olan video bu. Bunu da aslında 17.30'da planlayacağım ama daha mı erken alsam diye. Fakat bir uyarıda bulunayım. Bugün 30 Kasım. Hem Fener'in maçı var hem de yarından itibaren Aralık ayına girmiş oluyoruz. Hocam ne önemi var Aralık ayının? Transfer duyumlarının %80'i Aralık ayında olur arkadaşlar. %80'i. Ya ocağın bilmem kaçında başlıyor. Asıl ocakta olmaz mı duyum? Bunun ön hazırlığı, çabası, görüşmesi. Çünkü devre arası transfer dönemi kısa olduğu için %80'i Aralık ayında olur. Bakın görün, bakın patlama yaşanacak. Üye sayısında şurada burada patlama yaşanacak. Siz o yorumlarda yok üyelik şöyle böyle falan diyenlere bakmayın. Asıl onlar üye olacaklar. Benden hatırlatması. Bir de üyeler patlama yaşarsa benden de onlara 5 tane forma. Sözüm söz. Bakalım. Fenerbahçe kuvvet ve dayanıklılık çalıştı. Biliyorsunuz Fenerbahçe'miz Katar'daki Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada artık kendi çapında bir hızlanma evresine girdi. Hazırlıklarımızı dün sabah saatlerinde yaptığımız idmanla sürdürdük. Aynı zamanda bir de öğleden sonra idman vardı, saat 16'da başlayan. Jesus yönetiminde idman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayıp ardından sahada koşu, ısınma, koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Çabukluk çalışmaları da yapıldı. Taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı idman ve Fenerbahçe'miz bugün Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilecek dostluk turnuvası kapsamında La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano ile karşılaşacak. İnşallah sakatlıksız sistemimizin işlevliğini daha da arttıran, işimize yarayan bir netice ve futbol izlettiren ve keyifli, hoş, hani bizleri de mutlu edecek bir müsabaka izleriz arkadaşlar. Her şeyden öte sakatlık olmasın. Yani sakatlık olmasın, gerisi önemli değil. Alex de Souza, yuvama dönüyorum. Dönüyorum. Fenerbahçe'mizin efsanevi ismi Alex de Souza Fenerbahçe camiasını hareketlendirdi. Aslına bakarsanız Fenerbahçe camiasını hareketlendirmedi. Türk toplumunu hareketlendirdi. Başka takım taraftarları da mutlu oldu. Çünkü sosyal medya paylaşımında hani Brezilya kulübü Sao Paulo'nun 20 yaş altı takımını çalıştırdıktan sonra kısa bir süre önce Brezilya 2. lig ekiplerinden Avaí'nin başına geçen 45 yaşındaki Alex de Souza sosyal medya hesabından Türkiye paylaşımı yaptı. Şanlı Türk bayrağını paylaştı. Yani bu paylaşımda da yuvama dönüyorum ifadesini kullanınca da insanlar tabii bayağı bir heyecanlandı. Milyonlarca Fenerbahçe taraftarı merakta kaldı. Niye geleceği, ne kadar kalacağı belirsiz. Ama şunu söyleyeyim. Mauricio Lemos. Ben ne söyledim ya. Şunu söyleyeyim. Çok fazla durmayacak diye düşünüyorum Alex de Souza'nın. Yani hem ziyaret, hem siyaset, hem ticaret, hem başka şeyler olabilir. Ben de sizin kadar isterim. Gelsin, Jesus'un ekibine katılsın. Jesus giderken gözü arkada kalmasın. Hatta Jesus gitmesin bir yere. Yani Jesus bir yere gitmesin ve böyle devam etsin. Yani böyle devam etsin isterim ama yani ama işte. Ama her şeyin bir zamanı var. Alex çok zeki bir insan. Yani futbolculuğunun, insanlığının, adamlığının yanı sıra çok zeki bir insan Alex de Souza. Ve Alex diyor ki, yani ben doğru zamanda doğru yerde olmak istiyorum. Doğru zamanda doğru yerde olmak istiyorum diyor. Alex böyle bir insan işte. Hakkımızda hayırlısı olsun. Yani şu an için gezmek, görmek amaçlı diyeyim. Ama zamanı geldiği zaman belli mi olur, belki yollar kesişir. Hocam sen sanki bir şey saklıyor gibisin. Dönüp dolaşıyorsun. Sıradaki habere geçelim. Jorge Jesus'tan Fenerbahçelilere müjde. Hocam Alex dedin, arkasından Jesus haberine geçtin.
Fenerbahçe'de yeni sezonda takımın başına geçen Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un geleceği de büyük merak konusu haline gelmiş durumda. Konuyla ilgili son olarak ise teknik adamın yaptığı açıklamalar oldukça büyük yankı uyandırdı. Yani bir senelik kontrat yaptı ve sözleşme uzatıp uzatmayacağı merak konusu. Ancak Portekizli hoca yöneticilerle yaptığı son görüşmede bu konuya ilişkin önemli ipuçları verdi. Burada araya gireceğim. Ali Koç dün bir açıklama yapmış. Hani dostane geçen bir toplantının ardından kendisine sorulan bir soru var. İşte Jesus gidecek mi, kalacak mı diye. Ali Koç'un cevabı şöyle oluyor. Saçmalamayın oluyor. Ya saçmalamayın. Yani Jesus'u bizim bir yere gönderdiğimiz yok, gitmek isterse kendisi gider diye. Ama saçmalamayını çektiğin zaman bizim gönderme planımız yok, giderse kendi gider dersen Ali Koç'u yem etmiş olursun. Yapmayın. Etmeyin. Yemeyin bu numaraları. Bakın Fenerbahçe iyi gittikçe her şeye hazırlıklı olun. Yemeyin. Jesus diyor ki İstanbul'da mutluyum. Türkiye'de mutlu olduğunu söylemiş. Bu kulübü, İstanbul'u ve bu ülkenin insanlarını seviyorum. Kadıköy Sokak diye YouTube'da bir kanal var. Onu da çok seviyorum. Teşekkürler Jesus dedem. Dedem sağ olsun. Peugeot 3008 alırsam arkasına dedem sağ olsun mu yazdırayım. Burada çalışmaktan memnunum. Yönetimle de uyum içindeyiz. Bunlar benim için önemli. 27.200 aboneye Kadıköy Sokağı yakışmıyor. En az 272.000 olmalı. Ben demiyorum Jesus diyor. Devam etmeye sıcak bakıyor şeklinde yorumlanmış bu. Ve sezon bitmeden sözleşme uzatmak istiyor diye. Kısa sürede taraftarın sevgilisi oldu diyor. Yani başarılı sonuçlar ve tek hedef şampiyonluk. Taktiksel gelişmeler, oynanan futbolun kalitesi, güzelliği. Tabii ki de taraftarı mest ediyor. Yani Avrupa'da da Fenerbahçe'yle önemli işlere imza attı. Ve daha önemli işlere imza atabiliriz. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde de gruplardan lider olarak çıkarma başarısı gösterdi. Ve son 16 turun adını yazdıran Fenerbahçe'miz uzun bir süre Avrupa'da maç yapmayıp hem kendini dinlenmeye alacak hem de ligde belki de hedeflerine ulaşmak için depara kalkacak. Bu da tabii ki de ayrı bir gelişme. Hocam peki hem Jesus hem Alex de Souza Fenerbahçe'de olur mu? Ne diyordu ona? Sen istiyor bir şey verecek $150 daha falan mı diyordu? Siz istiyor böyle bir şey, o zaman verecek biraz daha destek. Şükran. Rahmetli Kemal Sunal diyordu ya filminde. Şükran. O şey geliyordu, petrol milyarderi. Bu da öyle. Yani birazcık şükran, biraz teşekkür, biraz destek. Bakın bakalım neler oluyor. Biz çok daha şeyler izleyebiliriz. Fenerbahçe'nin radarındaki Nino'nun kararı. Fenerbahçe transfer operasyonuna devam ediyor. Çalışmalar her geçen gün yoğunlaşıyor. Bir şey soracağım. Arkadaşlar sizin adınıza soru sorup sizin adınıza cevap veriyorum. Lan çıkıp da bana ulan bu adam şizofren mi, kafayı mı yedi, kendi kendine soru sorup cevap veriyor demeyin. Ben sadece empati kurmaya çalışıyorum. Sizin adınıza soru sormaya çalışıyorum. Bu videolar canlı olmadığı için, yani canlı video olmadığı için. O yüzden de böyle söylüyorum arkadaşlar. Yani sıkılmayın diye de elimden gelince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Şimdi Fenerbahçe Nino'yu istiyor. Uzun zamandır istiyor. Görüşme de yapıldı. Ha sizin adınıza şu soruyu soracaktım. Bugün 30 Kasım. Yarın ne değişecek? Aynı haberleri vereceksin, aynı duyumları vereceksin. Bizde sistem şöyle. Mesela üye arkadaşlara duyum gelir gelmez cort diye hemen duyumu paylaşıyoruz. Abone arkadaşlar ise misal veriyorum 4 tane video planlandı. Mecburen 5. videoda alırlar en erken. O da tabii beğeni sayısı artarsa, izlenme sayısı artarsa hemen alırlar. Araya sıkıştırma bile yaparız. Yani uzun lafın kısası Aralık ayından itibaren, Aralık'ın 1'inden itibaren siz bakın bakalım kanal izlenmelerine, beğeni sayılarına, üye sayısına nasıl bir yükseliş yaşayacak. Ki sadece Fenerbahçe taraftarı değil başka taraftarlar da merak içinde geliyorlar. Bu transfer döneminde başka takım taraftarları eğer istiyorlarsa onlara dair duyumlar da verebilirim. Yani kalıp dışına çıkarak. Şimdi biz Nino'ya teklifte bulunduk ve girişimler hız kazandı. Brezilya Ligi devam ettiği için Fluminense kaptanına gelen teklifleri geri çevirdi. Ancak Fenerbahçe Ocak ayında stoper takviyesi yapmayı planlıyor. 25 yaşındaki savunmacı yine listede. Nino konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Sözleşmesi 2024 sonunda bitecek.
Şimdi ben burada şunu ekleyeyim. Futbolcu bize gelmek istemese bu konu çoktan bittiydi. Bakın maaşına zam peşindelermiş. Bilginiz olsun. 1,3 milyon euroymuş maaşı, 1,8'e yükseltecekmiş. Ve bu yanıtla kariyerini şekillendirecek diyorlar. Bonservisi de belli olmuş. Neymiş bonservisi? 7 milyon eurodan kapıyı açması bekleniyor diye. Arkadaşlar belki bilmiyorsunuz. Ben kısaca anlatayım. Hocam sen de ikide bir de aynı şeyi anlatıyorsun, dakika çalıyorsun demeyin de. Biz Nino için bir görüşme yaptık. Yazın. Dediler ki 5 milyon euroyu verin, alın. Biz 5 milyon euroyu verip alma niyetindeyken ne oldu biliyor musunuz? Biz biraz işi ağırdan aldık. Hani duyumculardan hangisiydi tam hatırlamıyorum ama birisi çıktı dedi ki ya dedim işte Hanino, ha Gustavo Henrique, ikisi de aynı dedik. Yani ikisi de aynı dedik. O yüzden dediler ki gidelim Gustavo Henrique'yi alalım daha ucuz diye. Ya böyle bir durum yok. İkisi farklı karakterde futbolcular. Yani her stoperi aynı görmekten vazgeçin artık ya. Her stoperi aynı kişi gibi görmekten, aynı özelliğe sahip gibi görmekten vazgeçin. Anlatabiliyor muyum? Ama şu bir gerçek. Yedi dediler bize, biz yok demiştik. Fakat bu sefer 3,5 ila 7 milyon euro arasında 5'e yakın bir rakamı alabiliriz. Bu ince duyumu da vermiş olayım. Bu çok önemli bir duyum. Hassas bir duyum, bilginiz olsun. Transferde Galatasaray'la karşı karşıyayız. Ne zaman değiliz ki? Ne zaman değiliz? Devre arasında forvet hattını kuvvetlendirmek isteyen Fenerbahçe gözünü Premier Lig'e çevirdi. Oo, Premier Lig'e çevirdiyse hayırlı olsun. Brighton'la forma giyen Deniz Undav'ı kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe transferde Galatasaray'la karşı karşıya. Şimdi transfer dönemin başlamasına yaklaşık bir ay var. Gündem ısınıyor. Takımlar ayrılması gündemde olan isimlere göre 2-3 takviye planlıyoruz. Rota İngiltere'ye kırıldı. Sezon başından bu yana fazla forma şansı bulamayan Serdar Dursun biliyorsunuz. Artık gidecek gözüyle bakılıyor. İtalya'dan teklifler alan João Pedro'nun koltuğu sallanıyor ve düğmeye basıldı. Türk forvet sezon başında 7 milyon euro karşılığında Premier Lig ekibi Brighton'a transfer oldu. Kaç? 7 milyon euro. Bakın 7 milyon euro. Az buz değil. Bu çocuk şeydi. Yanlış hatırlıyorsam düzeltin. Hani çok ama çok umutla geleceğe bakılan bir isimdi. Türk milli takımına seçildi ama oynatılmadı diye hatırlıyorum ama. Yanlışım varsa düzeltin. Hatta şeyden Belçika takımından, Union'dan alındı Brighton'a. Brighton Ocak ayında 7 milyon euroya alıp tekrar kiraladı ve Haziran'da geri döndü diye biliyorum. Bu sezon 10 maça çıkmış. Premier Lig'de 8 maçta 94 dakika. FA Cup'ta 2 maçta 1 golü var. 172 dakika. Baktığınız zaman hani ne derler ona? Elde patladı mı derler. Sanki elde patlamış bir futbolcu izlenimi var. Ancak beklentilerin altında görüyorsunuz. Ve Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde resmi görüşmelere başlaması bekleniyor. Peki hocam. Peki hocam. Biz diyelim ki Deniz Undav'ı aldık. Türk mü sayılacak? Yabancı mı sayılacak? Şimdi Galatasaray Ocak ayında Seferovic'te yollarını ayırmayı planlıyormuş. Gomis'te de yollarını ayırmayı planlıyormuş. Van Aanholt'la da ayırmayı planlıyormuş. Rayra'da da ayırmayı planlıyormuş. O kim hocam? Ne bileyim, genç bir tane aldılar ya. Ve futbolcunun transferi için devredeymiş. İki kulüp karşı karşıyaymış. Belçika'dan da 2-3 kulüp Deniz'le yakından ilgileniyormuş. Ve teklifi ne olacakmış? Hep birlikte göreceğiz. Arkadaşlar haber boş. Haber bomboş. Ne resmi bir belge var, ne resmi bir duyum var. Ama ben şunu söyleyeyim. Bu ismi ancak ve ancak satın alma opsiyonunu kiralarsın. Peki değer mi? Boyuna bakıyorum. Hemen boyuna bakıyorum. Bak, hemen boyuna bakıyorum. 1,78. Yaş 26. 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde doğmuş. Türk vatandaşlığı da olduğu için A milli takım tercihini yapmadığı için Türk sayılır arkadaşlar.
Bilginiz olsun. Hocam Galatasaray alsa da mı Türk sayılır? Trabzon'da alsa, Beşiktaş'ta alsa, Fener'de alsa Türk sayılır. Peki Serdar Dursun gidip bu adamın alınması mantıklı mı? Serdar Dursun'la Deniz Undal farklı karakterdeki ve farklı oyun stillerindeki iki futbolcu. O yüzden iki futbolcuyu karıştırmayın. Birisi pivot, biraz daha yavaş, biraz daha hantal ama diğeri kısa boylu, biraz daha savunma arkası koşulları yapabilen, savunma arasına kaynayabilen, yerden daha hareketli isim diye belirteyim. Tabii ki satın alma opsiyonu kiralanabilir ama benim şu an için yüzde vermem gerekirse %10 bile vermiyorum. Çok beklemeyin derim. Almanya'da başlamış, Belçika'da yıldızlaşmış, İngiltere'ye gelmiş. Ama İngiltere'de Brighton'ın durumu malum. Hocam Brighton olduğu için belki 7 milyon euro vermiştir. O da olabilir. Mesela bir Fenerbahçe bir Galatasaray alacak olsaydı belki bizi 4,5'a 3,5'a alırdık. Durum bu. Başkanımız Ali Koç, yöneticilerimiz Adana'da gerçekleştirilen dernekler toplantısında konuşmuş. Ali Koç'a selamlarımızı ilettik. Adana Fenerbahçeler Derneği'nin ev sahipliğini gerçekleştirmiş ve 20 adet yurt içi derneğimizin yöneticileri ve temsilcileri hazır bulmuş. Kayseri temsilcilerimizle, Kayseri derneğimizle de güzel bir selam ilettik. İnşallah yolumuz bahtımız açık olsun. Hocam şöyle söylemlerde bulunmuş, ah şampiyonluk gitti. Böyle söylemlerde bulunmuş, şampiyonluk gitti. Ya ne kadar meraklısınız küçücük bir şeyle şampiyonluğu götürmeye. Ayıptır arkadaşlar ya. Küçücük bir şey olsun da şampiyonluk gitsin diye bu kadar çırpınmayın ya. Biraz Fenerbahçeli olsun, olun olmaz mı? Lütfen. Rica ediyorum. İşin tabii ki şakası bir tarafa ama hepimiz aynı gemideyiz. Lütfen gemiyi karıştırmayın. Hepimiz aynı gemideyiz. Hepimiz Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu istiyoruz. Ama hocam Ali Koç böyle yaptı. O yüzden şampiyon olamayız. Ya ne biliyorsunuz? Ne biliyorsunuz? Ama şöyle demiş, balta vurmuş, şunu yapmış, bunu yapmış. Ya arkadaşlar yapmayın etmeyin ya. Anlatabiliyor muyum? Yapmayın etmeyin. Fenerbahçe'ye odaklanın. Benim bu kısmını aktaracaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.